Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta orkidelerime neler yaptım? Aslında çok bir şey yapmadım arkadaşlar ama yine de haftalık orkide bakanlarımın arasında yer alsın. Yaz ayında neler yapıyoruz, özellikle nelere dikkat ediyoruz? Bunu da çekeyim sizin için. Şimdi arkadaşlar balkonuma çıkardım orkidelerimi. Bolca püskürterek suyla bildiğiniz duş aldırdım. Bakın. Yapraklarım şu anda ıslak. Biliyorsunuz bunu kışın yapmıyoruz. Çünkü yaprak araları hemen mantara dönüşebiliyor. Çok güzel bir şekilde şöyle hortumla püskürterek zarar vermeden, orkidelerimin yapraklarını, çiçeklerini zedelemeden püskürterek sulamamı yaptım. Bakın şu an çiçeklerimi bu sıcak aylarda, bu bunaltıcı aylarda onların da biraz nemlenmeye, biraz böyle serinlemeye ihtiyacı var. Evet, orkideler çok suyu sevmiyor ama hep ne diyoruz? Yazın mutlaka bunu yapmalıyız. Çünkü biraz olsun ferahlamaya ihtiyaçları var. Siz de böyle balkonunuz varsa arkadaşlar yapabilirsiniz. Bunu yaparken özellikle sabah ve öğle arasındaki saatleri tercih edelim. Yakıcı güneşlerin olmadığı zamanları tercih edelim arkadaşlar. Şu an ben biraz geç kaldım. Misafirlerim geldiği için tam öğlen saatleri ama tam vurmuyor güneş. Hafiften vurmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok değil, bir 5-10 dakika balkonumda bekleteceğim çiçeklerimi. Ondan sonra da arkadaşlar suları süzüldükten sonra içeriye alacağım. Ama inanın bu kadarcık serinlemek, bu kadar hava almak bile onlara yetecektir. Çünkü gerçekten çok bunaltıcı bir hava var. Yaz aylarında genelde sulamamızı bu şekilde yaparsak orkidelerimiz için çok iyi olacak arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyoruz? Ben genelde sulamamı yaptıktan sonra eğer ki herhangi bir kür uygulaması yapmadıysam, biliyorsunuz kendimiz evimizdeki, elimizdeki imkanlarımızla orkide coşturacak çok güzel kürler yapıyoruz. Bunlar da benim zaten kanalımda mevcut. Dilerseniz oradaki videolarımdan, kanalımdaki videolarımdan bunları bulabilirsiniz. Ama eğer sadece böyle bir bolca sulama yaptıysam, yaz aylarındaysak ve herhangi bir kür uygulamadıysam, şimdi bugün yapacağım gibi diplerine tarçın serpeceğim arkadaşlar. Neden tarçın serpiyorum? Tarçının kök gelişiminde faydası olduğu gibi aynı zamanda böceklenmeye de etkisi var arkadaşlar. Böcekleri uzak tutacaktır. Sineklenmeyi önleyecektir. Çünkü yaz aylarında biliyorsunuz ki en çok böceklenmenin olduğu aylar. Çiçeklerimizi onlardan uzak tutabilmek için tarçın serpebilirsek diplerine az veya çok fark etmez. Serpiştirelim. En azından hiç olmazsa böcekler için bir şeyler yapmış oluruz. Çünkü en müsait aylar bu sıcak aylar arkadaşlar. Korumak amaçlı yapabiliriz. Şimdi bu hafta ne yaptım? Bolca suladım. Duş aldırdım diyelim orkidelerimize. Kışın biliyorsunuz çok sulama yapmıyoruz. Ama yazın böyle bolca sulama yapabiliriz. Çünkü çok çabuk kuruyor. Kökler çok çabuk kuruyor. İçindeki çam kabukları çok çabuk kuruyor. Yapraklarımız her ne kadar suya maruz kalsa da o kadar çabuk kuruyor ki peçete ile aralarına girmeye bile gerek kalmıyor. Böyle bolca sulayın arkadaşlar. Duş aldırın çiçeklerinizi ve mutlaka diplerine tarçın serpin. Çünkü yaz ayları böceklenmeye çok müsait. En azından koruyabilelim. Benim çiçeklerimin artık çiçeklenmesi bitmek üzere. Yazın hep bol çiçekliydiler zaten. Kimisi keyik verdi, kimisi bolca çiçekler verdi. Artık gördüğünüz gibi 2-3 tane çiçeğimde çiçekler kaldı. Çiçeklenmeler bitti. Yeni döneme geçmek üzereler. Yeni dönem için arkadaşlar artık bolca kök vermeye başladılar. Kimisi işte keyik veriyor gördüğünüz gibi. Şurada bir tane keyikim var, onu da hemen göstereyim. O da büyüyor, yeni köklerini verdi. Bu dönem artık yeni köklenme dönemi benim çiçeklerim için. Çiçeklenmesi geçiyor. Benim bu dönemde çiçeklerime çok güzel destekler vermem gerekiyor. Çünkü yeni kökler, yeni dallar için biraz desteğe ihtiyaçları var. Gerçi şu an yaz mevsiminde bolca su verdikten sonra, bolca sudan kastım arkadaşlar, sürekli her gün su vermeniz değil. Sakın bunu yanlış algılamayalım. Haftada bir kere kafi, bir kere böyle duş aldır gibi su verdiğinizde inanın hiçbir katkı vermeseniz, hiçbir besin vermeseniz bile çiçekleriniz zaten bu mevsimlerde gayet güzel kendince coşuyorlar. Kış ayları gibi zor değil. Ama yine de ara sıra şöyle ufak dokunuşlar yapıp, ufak destekler yapıp çiçeklenmesi bittikten sonra çiçeklerimize biraz daha destek verebiliriz. Ben bu aralar bunları uygulayacağım çiçeklerime. Şimdi duşunu aldırdım. Videomu bitirdikten sonra tarçınlarını da vereceğim. Suları süzüldükten sonra arkadaşlar yerlerine yerleştireceğim. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.